Herkese günaydın. Bugün gördüğünüz gibi böyle kalabalık bir ekibiz. Belgrad'dan herkese selamlar. Otobüsümüz aslında normalden birkaç saat erken geldi buraya. Biz de bir börekçi abladık, Şimdi de şehri gezmeye başladık. Biraz aslında zaman geçirmek, biraz da şehri geçmek istiyoruz. Yolda böyle güzel insanlar da var. Yanımda Onur var. Merhaba kardeşim. Merhabalar, selamlar. Merhabalar. Sen neler yapıyorsun İlay? Ben genetik okuyorum burada Erasmus Öğrencisi Çekici Cumhuriyeti'nde. Şimdi arkadaşlarımla gezmeye geldik. Ne güzel. Yolda da böyle tatlı insanlarla karşılaştık. Tam bir ESN'in ortamı kesinlikle var. Kesinlikle. Ben de doktorum, çalışıyorum. Bayram izninden bir haftada kendime ekstra izin yazdırdım ve birlikte hep beraber arkadaşlarla geziyoruz. Güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Botuan'ı tanıyorsunuz zaten. Burada da Yasin kardeşimiz var. Yolculuğun güzel taraflarından bir tanesi bu. Evet. Böyle yeni insanlarla, güzel insanlarla tanışmak. Böyle güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar soğuk. Bilin, üşüyoruz. Evet. Kuşadası'ndan sonra buralar soğuk tabii ki. Biz şimdi böyle şehri gezeceğiz ve sizlere anlık, spontane olarak şehri göstereceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar. Evet, gezimizin ilk durağı burası Moskva Otel. Tereja Meydanı'nda bulunuyor. Peki bu otelin özelliği ne? Bu otelde zamanında Maxim Gorki gibi, Albert Einstein gibi ünlü isimlerin konakladığı odaların bulunduğu bir otel Belgrad'da. Tereja Meydanı'nın hemen önünde bulunmakta. Şu anda arkadaşlar Danotis'e gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 3 kişiyiz. Yasin de dediği gibi masadan dostlar eksildi. Bakalım. Şimdi dediğim gibi sıcak bir yer bakacağız. Biraz sabahın erken saatlerinde geldiğimiz için şu an birçok yer kapalı arkadaşlar Belgrad'da. Ben biliyorsunuz Belgrad'a daha önce gelmiştim bu arada. Yani biraz bence salaş diyebileceğimiz bir yer. Salaş belki de doğru bir kelimedir. Yani tam bir Balkan şehri diyebiliriz. Burada arkadaşlar fiyatlar Almanya'ya göre çok daha ucuz diyebilirim. Türk lirasını şu an çok bilmiyorum. Ama gelin buradan çıkalım isterseniz. Şu anda karşıya geçiyoruz gördüğünüz gibi. Bundan sonra sizlere şehri göstereceğiz. Çok güzel yerler de var burada. Biliyorsunuz ki Belgrad'dan Tuna Nehri geçiyor. Burada bir kale var. Kaleye gitmek istiyoruz. Ve sizlere şehri göstereceğiz. Tabii ıslanmazsak. Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda arkamızda Yasin ve Batuhan var. onların da arkasında bir parlamento binası görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Sırbistan'ın parlamento binası olarak geçiyor. Lokasyon olarak aslında merkeze yakın. Size az önce gösterdiğimiz Einstein'ın vesairenin kaldığı otele çok yakın bir mesafede. Biz bu süre zarfında biraz McDonald's'ta kahve içtik, telefonları şarj ettik vesaire. Biraz kendimize geldik. Aslında gece biraz ben açıkçası çok uyumadım yani. Bilmiyorum siz uyudunuz mu? Sen uyudun mu mesela kardeşim? Uyudum ben. Bol uyudum. Sen bayağı güzel uyudun bu arada. Evet. Sıfır uyku. Ben de sıfır uyku. Yani benim arkamdaki horluyordu. Ondan uyuyamadım. Bir de kaloriferler çok açıktı. Ben yandım yani. Benim sol taraf yandı yani, öyle söyleyebilirim. Kulaklık takmıştın abi galiba horlayan yüzünden. Aynen yani, müzik dinlemek için değil. Active Noise Cancelling modunu açtım dedim. Hani bir şey duymayayım yani o derece. Ama yine de mesela şahsen ben şu an iyiyim yani. Uykum yok gibi hissediyorum. Uykumuz açıldı. O soğuk açar o uykuyu. Balkan evet. Soğuğu. Şöyle yürüyelim isterseniz. Yürüyelim. Size biraz sınır kapısından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben yani sıfır ön yargısı olan dünyanın en hümanist insanlarından birisiyim bence. Öte yandan sınır kapısında gerçekten çok ilginç şeyler de yaşadık. Türklerin pasaportlarını topladılar arkadaşlar ve bizi bir süre beklettiler diyebiliriz. Niye bilmiyorum yani. Hani ben oturumu falan da gösterdim. Dedi işte ne yapacaksın, ne edeceğim falan anlattım yani. Sonuçta hani kaçakçı değilim, bir şey değilim. Hiçbirimiz öyle değiliz. Fakat böyle bir şey yaşadık. Yani bence üzücü yani, hani olmaması gereken şeyler. Bilmiyorum yani, ön yargılı olmamak lazım. Çünkü ön yargılı olduğun zaman bu zihniyet asla gelişmez. Bak biz burada şimdi fiyatlara falan bakıyoruz. Ucuz abi. Ucuz. Buradaki hayat kaliteli değil. Neden? Bu ön yargıda bir sebebi bak. İnanın bana. Böyle olunca mesela yatırımcı gelmeyebilir. Ne bileyim. Yani yurt dışı ilişkilerin o kadar iyi olmaz vesaire. Yani mantıklı düşünmek lazım. Sonuçta hepimiz insanız. Fakat her milletin iyisi var, kötüsü var. Öyle düşünüyorum. Burada şu an suya basmamaya çalışıyorum. O şekilde arkadaşlar sizlere ben bu çerçevede yine de pozitif bir şekilde tabii ki Belgrad'ı göstereceğim. Burada da gezilecek, görecek yerler var tabii ki. Şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar böyle Birinci Dünya Savaşı'nda kahramanlar diye bir şapel yapmışlar arkadaşlar.
Bunu da direkt parlamento binasının tam karşısında görebilirsiniz. Bugün hava birazcık yağmurlu ve soğuk bir hava var. Biraz Batuhan'ı üşüttük burada. Ona belki bugün şeyler alacağız kıyafette. Hasta olmaktansa kıyafet almak çok daha mantıklı değil mi kardeşim? Evet, doğru. Evet. Üşümemek. Telefonunu çıkar diyeceğim gibi hissediyorum. Öyle hissettim ben. Aynen. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin. Yani dilerseniz beğenin. Şimdi arkadaşlar bir Alman marketi olan Lidl'e geldik. Size biraz buradaki fiyatları da göstermek istiyorum. Fiyatları videonun altına yazacağım euro olarak. TL olarak yazmayacağım çünkü çok değişiyor fiyatlar. Fakat burada görüyorsunuz gerçekten burada birim çok yüksek. 1 euro yaklaşık 117 Sırp dinarı ediyor. Hadi gelin içeriye bakalım fiyatlar nasıl gözüküyormuş hep beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burada Bavyera'daki Brezze'yi bulduk. Fiyatı 45 dinar. Burada mesela bagetler var, 20 dinar. Fiyatlar bu şekilde, bakın burada böyle tatlılar da var, 80'e, 65'e. Bunların fiyatlarının hepsini euro olarak da yazıyor olacağım. Evet arkadaşlar, burada hazır salatalar var ve gördüğünüz gibi burada mesela bir mantarın fiyatı 140 dinar, 400-500 gram civarında. Şöyle gelin ekmeklere bakalım. Mesela bir sandviç ekmeği şurada görüyorsunuz, 220 dinara satılıyor ama 120'ye de var. Mesela şöyle bir sandviç tost ekmeği 120 dinara alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada lokum da var, 180'e satılıyor. Bu arada biraz çekimi de gizli gizli yapıyorum. Mesela arkadaşlar burada kıymayı görüyoruz. Fiyatlar bu şekilde, 500 gram, 850 gram, 650 gram ama domuz kıyması olarak gözüküyor. Şurada da gerçi dana kıyma var. Peynirler de arkadaşlar bu şekilde. Gouda peynir 300, pardon. Gouda burada kaç para? 779.99. 360'a var, şurada 400'e var vesaire. Peynirlerin fiyatları da bu şekilde. Burada arkadaşlar mesela meyve sularının fiyatları da 220, 189 şeklinde değişiyor, 200'e var. Sütün fiyatını ise çok kalabalık olduğu için orası çekemedim ama yaklaşık olarak 150 dinardı. Şöyle Lidl'ın kendi markası en ucuz cips, mesela 140 dinar. Burada mozzarella var, üçlü satılıyor diye düşünüyorum. Kaç paraymış? 300 dinar. Burada da 559.99, 600 yani 560'a var pizzalar gördüğünüz gibi. Mesela şu margarita da burada mozzarella diye geçiyor. Bunun Almanya'daki fiyatı 3 euro olması lazım. Burada da 300 dinar. Burada arkadaşlar 1 kilo patates kızartması 310 dinar. Şimdi arkadaşlar biz marketten çıktık. Orada her şeyi çekemedim ama sizlere aşağı yukarı fiyatları göstermiş oldum aslında. Asgari ücreti de burada alta yazarım. Siz bir alım gücü karşılaştırması yaparsınız. Bu arada Batuhan'da bir değişiklik görmektesiniz. Kendisi bir kapşonlu aldı, bir sivit aldı. Kaç para? 300 Sırp dinarı. 300 Sırp dinarı. İkinci el mağazasından aldı. 300 Sırp dinarı yaklaşık 80 TL miydi? O civarda. Yaklaşık 80 TL falan ediyor. Valla eli yüzü düzgün. Bir de havada soğuk olduğu için böyle güzel, pratik bir çözüm oldu yani. En kötü evde giyersin abi yani. Hani, pijama olarak kullanırım yani. Pijama olarak kullanırsın vesaire. Bence gayet güzel vallahi. Ben mutlu oldum. Şimdi kahvaltı yapmak istiyoruz. Mağazadaki abla tatlı bir ablaydı. Ona sordum. Sağ olsun bize bir yer gösterdi. Ama anladığım kadarıyla orası da bir boşnak yeri. Öyle esasında kötü çıkma ihtimali bence daha düşük. Şimdi oralara doğru gitmek istiyoruz. Ondan sonra botanik bahçeye gitme planımız var. Ve şehri bu şekilde keşfetmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda burada bir Türk kahvesi görüyorsunuz. Böyle büyük bir fincan da geldi. Bu bizim aslında kuymak diyebiliriz. Burada da böyle değişik şeyler var arkadaşlar. Yani yumurtalı ekmek var. Burada da kaymak, peynir gibi bir şey var. Şurada da etler var. Batuhan burada. Yasin de burada. Şöyle bir ortamdayız arkadaşlar. Şöyle de alayım. Böyle değişik bir ortamdayız. İsterseniz siz tadın, ben sizi çekeyim arkadaşlar. Şu an Batuhan deniyor ilk önce. Yasin de aldı. Tereyağı tadı var. Çok hafif yumurta. Evet, şimdi tatma sırası da bende. Ben şöyle alıyorum. Ben biraz daha büyük parça alacağım galiba. Evet, yani bu aslında bayağı yumurta arkadaşlar. Güzel de kokuyor yani. Sıcak. Bence gayet güzel. Batuhan da dediği gibi, sizlerin de dediği gibi tereyağı ve yumurtanın karışımı. Kötü olması zaten beklenemez. Ben o zaman şundan bir parça alıyorum. Kameraman Yasin kardeşim. Sağ olsun çekiyor.
Bunu da şöyle bandırıyorum. Evet, şöyle yiyorum. Gayet güzel. Yumurtalı ekmek zaten severiz. Gerçekten memnun kaldık. Ben sadece bu Türk kahvesinin bu kadar büyük olmasına biraz şaşırdım ama bu da lezzetli aslında. Bayağı bizim harbiden kahveye benziyor. Sadece biraz fazla yani. Biz gelin bunları bir güzel silip süpürelim. Şimdi arkadaşlar restorandan çıktık. Gerçekten enteresandı. Valla şu ana kadar burada da insanlarla küçük böyle small talklar yapmaya çalışıyoruz. Genelde sınır kapısının aksine burada güler yüzlerle karşılaşıyoruz. Şimdi bunu da söylemeden geçmemek lazım. Şu anda da gördüğünüz üzere bir botanik bahçeye girdik. Öğrenci 150 dinar tam 400 dinar oluyor. Dolayısıyla biz toplamda 700 dinar verdik ki bu yaklaşık 6 euro falan eder. Bence çok ucuz. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Almanya'da böyle botanik bahçeler ücretsiz arkadaşlar. O da bir gerçek yani. Hadi gelin bakalım botanik bahçede neler varmış. Şimdi arkadaşlar botanik bahçenin Japon bahçesi kısmındayız aslında. Bu botanik bahçe Avrupa Birliği'nin desteğiyle yapılmış. Umarım şu anda size su sesi gelmiyordur bu arada. Bence burası bu bahçenin en güzel kısmı. Onun dışında az önceki görüntülerde de gördünüz. Size Sera'dan da birkaç görüntü gösterdim. Yani burası aslında girişi çok ucuz bir botanik bahçe. Fakat buraya girmeli misiniz? Sizce burayı görmeden Belgrad'ı görmemiş olur musunuz diye soracak olursanız bence girmeseniz de olur. Burayı görmeseniz de olur şimdi dürüst olmak gerekirse. Biz sizin için geldik, gördük ve çektik. Ama şu manzara güzel yani. Şu açıdan, şu arka plandan bir Instagram postu çıkar diye düşünüyorum. Botanik bahçe bu kadar. Buradan çıkacağız ve biraz artık şehrin daha turistik yerlerine gitmek istiyoruz. Maceramız devam ediyor. Şu anda arkadaşlar Kinez Mihailova Caddesi'ndeyiz. Burası aslında Türkiye'de ya da İstanbul'da İstiklal Caddesi olarak adlandırabileceğimiz bir cadde. Bu arada az önce caddeye girerken İngilizce şekilde bir röportaj verdim. Bana adam şey dedi işte İngilizce olarak, şimdi de sana bir ses çıkaracağım dedi. Bunun ne olduğunu tahmin et falan dedi böyle. Sonra adam andırmaya başladı. Ben de yani eşek dedim, donkey dedim. Adam da güldü falan böyle. Artık hangi kanalda bilmiyorum ama kendimi bulursam izleyeceğim yani. Bu da değişik bir tecrübe oldu, değişik bir hatıra oldu. Bu caddede arkadaşlar aslında yani aklınıza gelebilecek birçok marka var. Burası oldukça hareketli bir cadde. Yani burada alışveriş yapabilirsiniz, arkadaşlarınızla bir şeyler içebilirsiniz. Yani insan görmek bile bence güzel yani açıkçası. Sonuçta insanlar sosyal canlılar. Burada insan görmek de çok güzel. Ya benim şu anda ilk izlenimlerim şu şekilde. İnsanlara biraz kültürleriyle ilgili olduğumu göstermeye çalışıyorum. Mesela işte teşekkürler ne demek diye soruyorum vesaire. Böyle olunca insanların da hoşuna gidiyor. Güler yüz vesaire önemli. Aslında şu anda ben buradaki halkın çok pozitif olduğunu düşünüyorum bizlere karşı. Hiçbir ön yargı yok yani gayet mutluyuz. Gayet iyi gidiyoruz. Yolculuğumuz keyifle devam ediyor. Devam ediyor yolculuğumuz. Evet arkadaşlar, Belgrad'daki evimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çatı katı bir evdeyiz. Benim evim de aslında çatı katı ve yani şu koltuğun rengine kadar aslında benim evime çok benzeyen bir evde kalıyoruz. Evde çok güzel detaylar var. Burada biraz denizcilik temasından bazı küçük detaylar görmekteyiz. Batuhan şu anda merdiveni gösteriyor. Merdiven hemen sağ tarafında zaten mutfak yer alıyor. Mutfakta birçok şey mevcut. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Çay, kahve, artık istediğiniz her şeyi içebileceğiniz fincanlar da mevcut. Evde çok güzel dekoratif eşyalar bulunmakta. Sizi biraz aşağıya da götürmek istiyorum. Hadi gelin gidelim. Evet, şimdi aşağıdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu daire çok güzel ışık alıyor. Burada çok rahat yatak gibi bir koltuk var aslında. Hemen koltuğun diğer tarafında yine böyle bir maymun, şempanze desenleri ve burada kitaplar görüyoruz. Hemen burada televizyon yer alıyor. Tabii biz televizyon izlemeyeceğiz. Burada da aynalı çok güzel bir dolap var aslında gördüğünüz gibi. Burada ütü masası var, burada ütü var vesaire. Gayet kullanışlı. Fakat benim için en güzel noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Tabii ki bu duvar. Bu duvarda aslında ev sahibi QR kodlarla lokasyonuna kadar Belgrad'da nelerin gezilip görülmesi gerektiğini bizlere çok güzel açıklamış.
biraz kısaca tarihinden bahsetmiş. Bir başka güzel noktası arkadaşlar, bu evde internet çok hızlı. Yaklaşık 200 megabitlik bir indirme hızımız var ki bu bayağı güzel bir rakam. Evimizde bu şekilde. Şimdi burada biraz dinleneceğiz ve Kale Meydan, yani buradaki aslında belki de en önemli tarihi yapı olan Belgrad Kalesi'ne doğru yola çıkacağız. Değerli arkadaşlar, şu anda Belgrad'ın aslında bence gezilecek en iyi noktasındayız. Buranın şu anda ismi Kale Meydan Parkı olarak geçiyor. Bu ismi tahmin edeceğiniz üzere aslında Türkler koymuş. Burasının orijinalinde ismi Kale Meydan'mış. Burası bir kale aslında arkadaşlar. Ama buranın yapımını da Türkler yapmamış yani. Milattan sonra 3. yüzyılda ilk inşası olmuş. Zamanla savaşlardan vesaire yıkılmış, tekrar yapılmış. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda oldukça yıkılmış arkadaşlar. Gel gelelim günümüzde bayağı bir parka dönüşmüş burası. Yeşillendirilmiş. Şu anda da şöyle göstereyim, yani bayağı bir kafile falan da var. Burada aslında bir Tuna Nehri manzarası görüyoruz. Tuna Nehri'ni göreceğiz burada. Karşımızda da güzel bir yeşil alan var. Doğal olarak, yani doğa olarak burada güzel bir durum söz konusu. Bu arada kaldığımız hosteli de size gösterdim. Lokasyon çok iyi gerçekten. Yani buraya gelmemiz 10 dakika bile sürmedi. Bakın arkadaşlar, burada aslında biraz detaylı bilgi de var. Defterdar Geyit Mehmet Sokolovic, Sokul Mehmet Paşa tarafından işte bu tarihler arasında 1576-77 yıllar arasında Defterdar Kapısı'nın yapıldığı söyleniyor. Bak, Defterdar Gate diyor. Burada bayağı böyle bir Türklerin de zamanında, tarihte buraya bir katkısı söz konusu. Buraya Osmanlı 1521'de şehir alıyor. 1664'te buradaki bahsi geçen bir şahsa göre buradaki 3 kulenin ikisi aslında hapishane olarak kullanılmış zamanında. Öyle yazıyor. Şu anda size anlık çeviriyorum arkadaşlar. Evliya Çelebi'den sonra arkadaşlar burada ki 5 kule aslında onun ismiyle alınmış ve daha sonra burada diyor ki 1690'a kadar daha sonra hepsi toplarla patlatılmış vesaire. Burada biraz tarihten bahsediyor. Yani aslında biz şu anda kalenin hepsini görmüyoruz arkadaşlar. Bu kalenin günümüze kalan kısmı, özellikle 1. Dünya Savaşı'nda dediğim gibi çok hasar görmüş. 2 defa çok şey olmuş, zarar görmüş. Size şimdi şöyle biraz Tuna Nehri'ni de göstermek istiyorum. Burada aslında çok güzel bir manzara da var yani. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir manzara görüyoruz. Şimdi size burayı anlatmak istiyorum. Aslında burası tamamen Tuna Nehri olarak geçmiyor. Şu bölge arkadaşlar, şu anda gördüğünüz bölge aslında Save Nehri olarak geçmekteyken, bu karşıdaki nehir aslında başka bir nehir, burası Tuna Nehri. Yani tam Belgrad iki nehrin birleştiği yerde kurulmuş bir şehir ve gerçekten ben manzarayı çok sevdim, bayıldım. Böyle bir kale manzarası söz konusu. Biz burada Türk tur kafilesi de gördük. Belgrad'a gelirseniz şu manzaranın önünde fotoğraf çekilmeyi unutmayınız efendim. Burası arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman devrinde çok aslında zarar görerek fethedilmiş. Dolayısıyla buradaki Ortodoks nüfusu da günümüzdeki İstanbul'un Belgrad Ormanı olarak adlandırılan bölgeye göç etmiş. Aslında bu nedenle arkadaşlar günümüzde o ormana biz Belgrad Ormanı diyoruz. Bunun sebebi ta o zamandan buradaki Ortodoks halkının İstanbul'un o bölgesine gelmiş olmasıydı. Evet arkadaşlar, şu an arkasında gördüğümüz heykel The Victor Monument, yani Zafer Anıtı diye çevirebiliriz diye düşünüyorum. Burada da yazdığı üzere aslında bu kale arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda özellikle askeri amaçlar için kullanılmış. Burada tatbikatlar vesaire yapılmış. Özellikle de 1920'den sonra günümüzdeki aslında park sürecine başlanılmış ve buraya park, yeşil alanlar vesaire eklenmiş. Burada bir hayvanat bahçesi de varmış bu arada. Hani ben orayı şu anda görmedim. Ve hayvanat bahçelerini de destekleyen bir insan değilim. Onu da söylemek isterim. Orayı da görmedim ama burada bayağı böyle bir aktivite alanı oluşturmuşlar aslında. Bu kaleyle beraber. Bence yani onlar açısından iyi bir fikir diyebilirim yani. Sonuçta turistik bir alan oluşturmaya çalışmışlar. Gerçekten yeşil olduğunu da söylemem gerekir aslında. Gerçekten şu an bayağı yeşil bir alandayız. Burada da arkadaşlar 1904 yılındaki halini gördüğünüz Institute for the Protection of Cultural Monuments of Belgrade, yani Belgrad'daki kültürel anıtları, varlıkları koruma enstitüsü diye çevirebiliriz. O binanın günümüz hali bu şekilde. Buradaki aslında tabelada da gördüğünüz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde burada Damat Ali Paşa Türbesi bulunmakta. Tekrardan düzenleme vesaire gerçekleştirilmiş. Ve aslında Batuhan'ı da şimdi çağıracağım buradan. Gel Batuhan'cığım. Bak burada türbeyi görebiliyoruz aslında. Aslında buraya birkaç böyle bir şey de bağlamışlar.
Burada Damat Ali Paşa türbesi bulunuyor. Kendisinin de aslında bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama kendisinin türbesi arkadaşlar Belgrad'da Kalemegdan Parkı'nda bulunmakta. Arkadaşlar arkamda bir Sırp despot olan Stefan Lazarević'in heykelini görüyorsunuz. Aslında bu çok ilginç bir kişilik. Hani belki tırnak için ön yargıların aksine belki de Osmanlı ya da Türkleri en çok seven Sırplardan biri olmuş. Biz de aslında biraz buraya gelmeden önce araştırmıştık. Özellikle Ankara Savaşı'nda arkadaşlar Bayezid'le birlikte savaşmış. Yaklaşık 10 ila 15 bin arasında askeri bulunan bir despotmuş. Ve aslında Ankara Savaşı'nda sonuçları önceden görüp Bayezid'e bu durumla ilgili aslında hani geri çekilme konusunda tavsiyeler falan da vermiş ama tabii Ankara Savaşı'nı biliyorsunuz. Timur'la Bayezid kapışıyor ve Timur yani çok net bir şekilde savaşı kazanıyor. Yani ben bunu da size göstermek istedim bu heykeli. Çünkü kendisi bence çok ilginç bir kişilik. Stefan Lazarević'i internette araştırmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda Belgrad Havalimanı'ndayım şurada gördüğünüz üzere. Birazdan uçağım kalkacak, yaklaşık bir saatim var. Bu şekilde geziyi noktaladık. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olabilir, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Telegram'da çok güzel bir grubumuz var. O halde kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.